Beyefendiler, beyefendiler, gerçekten çok mutluyuz. Sizleri burada görüyoruz. Elbette bir anma etkinliğinde birlikteyiz ama İçağ Sanat Kulübü pek çok etkinliği bünyesinde yıllardır, 34 yıldır yapmaya devam ediyor. Biz ahde vefaya çok önem veren bir kulübüz, bir kuruluşuz. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda başkanlarımızı, Gazanfer Uğural gibi büyüklerimizi andık. Önümüzdeki süreçte de yine saygıdeğer Mersin Liseliler Derneği Başkanımız da burada, İstanbul'dan geldi ve değerli arkadaşımız da yine Mersin'deler, birlikteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Müfide İlhan gibi, Gazanfer Uğural gibi büyüklerimizi ve elbette Doğan Akça gibi büyüklerimizi yine anmaya devam edeceğiz. Bu etkinlik tabii çok değerli büyüklerimizle anlatılarak ve onların geçmişte hem Mersin'e hem kulübümüze hem Türkiye'ye yapmış olduğu katkıları anlatacak ve genç kuşaklara bu anlamda biz İçer Sanat Kulübü olarak bilgi dağarcığını genişletmeleri anlamında bu katkıyı sunmak istiyoruz. Bileşenlerimiz içerisinde Mersin Kent Konseyi var ve Mersin Liseliler Derneği var. Dolayısıyla bu bileşenleri önümüzdeki süreçte daha da arttırarak daha çok birlikte olmak, daha geniş kitlelere hitap etmek ve algı oluşturmak istiyoruz. Hemen tabii İçağ Sanat Kulübü Başkanı olarak bazı duyuruları da yapmak istiyorum. Çünkü biz Mayıs ayını dolu dolu hazırladık. Bildiğiniz gibi hem deprem hem de önümüzdeki süreçte yaz aylarının gelmesinden dolayı Mayıs ayı dolu dolu geçecek. Pazartesi günü annelerimiz, bizim baş tacımız onlar, Anneler Günü karma sergisi yapacağız. Ve yine bu kentin çok ileri gelen, değerli bir milletvekili olan ve şu anda tıp doktoru olarak görev yapan Doktor Hüseyin Çamağ'ın da imza günü var, çarşamba günü. Dolayısıyla biz bu etkinlikleri hem atölyelerimizde, bu gördüğünüz bölüm atölyeler şeklinde düzenlendi. Kitaplığımız yine sizlere hizmet vermekte. Yukarıda da yine aynı şekilde etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Değerli başkanlarım, kıymetli hazirim, sizleri bir arada görmek ve evimiz, yuvamız gibi hissettiğimiz İçer Sanat Kulübü'nde beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Sunat Analtay gibi çok önemli bir büyüğümüzü anmak için buraya toplandığımız için ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Hoş geldiniz diyorum. Sevgili Sunat Analtay ablamız Türkiye'nin kültür hayatında birçok ilke imza atmıştır. Psikolog olması, şair ve yazar kişiliği, resim ve müzikle iç içe olan yakın ilgisi, alçak gönüllü hitabeti onu toplumun bütün katmanlarıyla bütünleştirmiştir. Artık o herkes için sözü dinlenen, benimsenen, önerileri dikkate alınarak uygulanan bir bilim insanı, bir abla, bir yakın, bir dost, bir sırdaştır. Sunat Analtay gerek tek başına, gerekse sevgili eşi Erdoğan Tanaltay'la birlikte yaptıkları sayısız söyleşilerle toplumda kemikleşen bir algıyı başarıyla kırmış, psikolojik sorunların herkesçe farklı bir yaklaşımla kolayca anlaşılabileceğini ve çözülebileceğini kanıtlamıştır. TRT'den sonra gerek özel televizyon ve radyolardaki programları, gerekse Günaydın, Posta, Meydan gibi gazetede yazdığı köşe yazılarıyla pek çok kişiye dokunma,
Onlar da yeni ufuklar açma başarısını göstermiştir. Okullarda genç kuşaklarla buluşmayı öncelikleri arasına almış, yeni kuşaklarda eğitimin ve bilinç sıçraması yapmanın önemini topluma anlatmıştır. Kitaplarında öyküleri, şiirleri, denemeleriyle halkın gönlüne girmeyi de başaran nadir yazarlardan olmuştur. Bütün bunları yaparken Atatürk sevgisini ve Cumhuriyet ilkelerinden güç ve ilham aldığını özenle vurgulamaktan geri durmamıştır. 1985 senesinde Mersin Liseleri Derneği'nin kurulması ve Mersin'den yetişmiş gençlere dönük burs programlarının başlatılması kendisini çok heyecanlandırmış, deyim yerindeyse derneğimize dört elle sarılmıştır. Bursiyer öğrencilerimizle de her fırsatta beraber olarak sorunlarını çözmede, kişiliklerin oluşmasında yatsınamaz sahiplenmesi ve öğütleriyle başa bir rol oynamıştır. Müzik ve resimle olan iç içeliği de derneğimizin sanata bakışına vizyon kazandırmıştır. Günlük yaşam hızını sürdürürken hepimizi bir anlamda esir alıyor. Bu bağlamda bazı bilgi kişilerin çıkıp farkındalık yaratması gerekiyor. Suna Merzetan Altay ablamız yumuşacık sesi, gözlerindeki sıcacık bakışla, sevecenliği ve kucaklayışıyla sevginin yaşamımızdaki gücünü ve önemini ustalıkla vurgulamadı mı? Suna Merzetan Altay Mersin'in yetiştirdiği bir yıldızdı. Yıldızlara karıştı. Ama onu her zaman yanı başımızda buluyoruz. Yaşamımız boyunca da bulmayı sürdüreceğiz. Anısına saygıyla. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Biraz önce Fatih Başkanımızın da söylediği gibi bileşenlerimiz arasında Mersin Kent Konseyi de var. Şimdi Mersin Kent Konseyi'nden Yürütme Kurulu üyesi Sayın Alper Girgeç'i konuşmaları için davet etmek istiyorum. Buyurun. Arabasını çekecek demiş. Telefon geldi oraya. Evet. Arabasını çekiyorlarmış. Biraz geç gelip. Evet. Az önce Ülker Başkanımın da söylediği gibi ben de 1985 yılında Sayın Suna Tanaltay'la tanışma gurur verici bir tanışmaya vasıl oldum. Şimdi onun biyografisini ve kitaplarından derlediği çok güzel bir yazıyı Baha Akıner'den dinleyeceksiniz. Çok teşekkür ederim Fatma abla. Zor tabii anlatmak böyle çok yüce gönüllü bir insan ama anlatmaya çalışacağım. Amfiyi biraz kısabilir miyiz? Çok bonbon yapıyor. Şu an nasıl daha iyi galiba. Çok teşekkür ederim Semih abi. Limanda ışıkları izledik ayrı ayrı. Karanlıktaydık. Kireç badanalı bir odada sarılsaydık sımsıkı kimsenin göremediği bir yıldız olurduk. Zamanla değişir, büyür insanlar. Rüyalar çocuk kalır. Oysa yaşlanmak vardı seninle ve paylaşmak tüm yaşamı. Sabahı birlikte karşılamak, birlikte yaşamak akşamı. Başaramadım sevdiğim, bağışla. Sevdalar çocuk kalır.
Programımızda Suna Tenaltay'ın Sevdalar Çocuk Kalır şiiriyle başladık dostlar. O bir sevgi insanı öncelikle. Psikolog, şair ve yazar. 23 Nisan 1933'te Sami Merze'den olur, Macide'den doğar minik Suna. Annesi Macide, yine Mersinli devlet sanatçısı olan besteci, eğitimci Nevit Kodağlı'nın süt annesidir. İlk öyküsünü henüz 15 yaşındayken yazar. İncir Ağacı adını verdiği öyküsü 1948 yılında Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasında yer alır. Mersin'deki ilk orta lise öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tezli psikoloji, felsefe tarihi, eski ve yeni Türk edebiyatı sertifikalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ÇAPA Psikiyatri Kliniği'nden psikiyatri sertifikası alarak öğrenimini tamamlar. 1957 yılında psikoloji, felsefe, edebiyat öğretmeni olarak Kandilli Kız Lisesi'nde, 1958 yılında psikoloji ve felsefe öğretmeni olarak Kabataş Erkek Lisesi'nde, 1978 ile 1979 yılları arasında da psikolog olarak ÇAPA Psikiyatri Kliniği'nde çalışır. Seni tanımamıştım henüz o zaman. 10 yaşındaydın, belki de 11. Birden solmuştu gül yanakların. Bir esinti miydi seni ürperten can evinde bir yangın? Can evinde bir ateş, gönül çiçeğini solduran. Sonra tanıdım seni. Yeşilin maviye kavuştuğu yerde ilk yasemini sana aldım. Seni gördüm güneşin batışında, sümbül teber yüreğin sevmeyi öğretti bana. O gün bugün portakal çiçeği kokar gözlerim. Üşüsen, ürpersen bir an içim titrer. O küçüğü özlerim gül yapraklarının ardından. Sanırım doğduğu ve büyüdüğü kent olan Mersin'den aldığını bilir ve duyumsar, hisseder de eşi Suna Tenaltay'a yazar bu portakal çiçeği kokar gözlerin adlı şiirini Doktor Erdoğan Tenaltay. Bir şairin yapabileceği gibi sevgisini şiirle anlatır sevdiceğine. Evet, onlarınki başlı başına bir aşk hikayesi. Suna ve Erdoğan Tenaltay. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenciliği yıllarından tanıştığı ve 4 şiir ile birlikte 3 de anı söyleşi olmak üzere toplam 7 kitabı bulunan eşi psikiyatrist, şair ve yazar Doktor Erdoğan Tenaltay ile 1959 yılında birlikte muayene açarlar. Eşiyle birlikte Türkiye'yi dolaşıp sevgi, saygı, hoşgörü konulu söyleşiler yaparlar. Bir dönem İstanbul'daki Mersin Liseliler Derneği'nin başkanlığını da yapan Suna Tenaltay, TÜBİTAK'ta da medyada ve insan ilişkilerinde Sevgi ve Saygı adlı dersler verir. Yaşamı boyunca şiir, öykü ve psikolojik deneme türünde önce sevgi vardı. Gençlik sevgidir. Çocuklar ağlamasın. Sevdikçe ben sevgiyim. Şakayık sokak. Gül kokusu. Kapıda bir gül açtı. Düş sevginin peşine. Yaşam nehri. Sevdalar çocuk kalır. İskambil evler. Çocukluğum bana kalsın ve Sonsuzu Paylaşanlar adlarında toplam 14 kitap yayımlar Suna Tenaltay. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere sevgiye ve aşka, dünyada bir gün mutlaka sevgi sayesinde barışın hakim olacağına inanan bir gönül insanıydı Suna Tenaltay. Bu konuda kitabını okuyan bir okuru Elif Naci şöyle der hatta. Nice sevdalı akşamlar görmüş, nice aşklar tatmış bir insan düşünün ki uzun yaşamı süresince hiç duymadığı, tatmadığı sihirli bir sevgiyle ürpersin. Nedenini bilmeden tutkun olduğu bir rengi bir kitabın sayfalarında koklayabilsin. Olanaksız gibi gelir insana. Suna Hanım
kitabınız beni hiç görmediğim, bilmediğim renklerin, duyguların ülkesine götürdü. Yıldızlara yaklaştım ve inanın göklerin pembeleşmiş maviliğinde kendimi kaybettim. Hala da bulamıyorum. Suna Tanahtay. Hayatı boyunca televizyon kanallarında çok sayıda söyleşilere katılıp TRT TV başta olmak üzere Star TV, Kanal 6, HBB TV ve 9. kanalda programlar yaptı. Türkiye radyolarında da Radyo 1'de 26 yıl boyunca haftada bir program üretti. Dokunduğu yeri yeşertti, çiçeklendirdi. Şiirlerinden bazıları Fehmi Karamahmutoğlu, Ahmet Yeşil ve Nevit Kodallı tarafından bestelendi. 5 Mart 2021'de tedavi gördüğü Mersin Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalp nezliği nedeniyle 87 yaşında kaybettik onu. Psikolog, Yaşar, yazar, şair, televizyoncu. Şimdi Mersin Akbelen Mezarlığı'nda ebedi istirahatgahında yatmakta. Yüreğimizdesin Suna abla. Hep ve daima saygıyla. Evet Erkan Bey, konuşmanızı yapmak için sizi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir anlamlı günde burada olmak her zaman için bizi mutlu ediyor ama keşke alma toplantısı değil de birlikte paylaşabiliyor olsaydık. Mersin Kent Konseyi olarak biz burada bugün onu temsil ediyoruz. Kent Konseyi'nde kültür ve sanat çalışma grubumuzla, İçer Sanat Kulübü'nün büyük katkılarıyla çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Kentimizdeki değerler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu deprem nedeniyle biraz ara verdik ama bundan sonra inşallah bunları toparlayacağız. Sayın Başkanımızın da büyük katkılarıyla. Bugün Mersin'imizin büyük değerlerinden birisini burada anıyor olmak çok tarif edilemez duygular getiriyor. Ve bu çatı altında anıyor olmak, bunu çatı altında bunu yapıyor olmak apayrı bir bize umut katıyor. Geçmişe götürüyor. Yaşadıklarımızı düşünüyoruz. Şu anda yaşadıklarımızı düşünüyoruz. Ve geleceğe artık inşallah umutla mı bakacağız? Yoksa umutsuz mu bakacağız? Günlerini, sorularını sorarken geçmişteki bu değerlerimizi gördükçe daha yapacak çok şeyimiz var. Çok güzel yerlere ulaşacağız inşallah. Hepinize Kent Konseyi adına saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Mersin Liseleri Derneği'nde bir mihenk taşıydı. Mersin'deki etkinlikleri sırasında gerek bursiyer öğrencilerimize bağış toplamak, gerekse konferanslarında kendisine hizmet etmekten çok büyük gurur duydu. Bu dönemde çok güzel bir anıyı sizlerle paylaşmak isterim. Kapı kapı dolaşıp İstanbul'da okuyan Mersinli üniversite öğrencilerine burs arıyor. O dönemde Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın İrfan Solmazer'le bir randevu tesis edildi ve o randevuya gittik. Tabii ki Suna ablanın o güzel konuşması, derneğimizi ve çocukları layıkıyla anlatması konusunda İrfan Bey çok duygulandı. Ve hemen o gün bize 25 adet burs bağışı yaptı. Ve o günden bugüne Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu bu bağışlara devam etmektedir. Toplantıyı bitirip aşağıya inerken asansörde birbirimize sarılıp ağladığımızı hiç unutmuyoruz. Bu benim hayatımda çok büyük bir anıdır. Suna ablayla ilgili, yaptıklarıyla ilgili, eserleriyle ilgili çok büyük bir anıdır. Şimdi yine Mersin Liseleri Derneği'nin duayenlerinden
bursiyerlerimize, derneğimize hiçbir zaman katkısını esirgemeyen avukat Sayın Metin Ertem'in Suna Tanaltay için yazdığı bir yazıyı, yine eski bursiyerimiz ama şu anda yönetim kurulu üyemiz olan avukat Sıla Kayhan'dan dinleyeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Suna Tanaltay. Gözleri Akdeniz gibi ama engin bir denizin dinginliğinde. Tebessümü bir huzur veren, konuşmasıyla insanın ruhunu okşayan, psikolog olmanın ne olduğunu toplumu anlatan ruh bilimci, yüreğinde hep aşkı taşıyan, dilinden sevda sözcüğü eksik olmayan, gerçekten seven, sevdiğini ifade edebilen, huzurlu bir bakışla herkesle iletişim kurabilen Erdoğan Tanaltay sevdalısı Suna ablamız. İyi ki yaşamıştı denilebilen, ölümün yakıştırılamadığı bir kişiydi o. Hayatı şiir gibi yaşayan, konuşması şiir gibi dudaklarından akan, iyi olmak için zorlanmayan, iyi olmak onun özünde bulunan, yumuk bakışlarıyla karşısındakine özgüven kazandıran, özetle iyiliğin ve sevginin timsali bir kişiydi Suna Tanaltay. Sevdalısı Erdoğan Tanaltay'ın ifadesiyle, tüm şiirlerini karaladım dedim. Satır satır sevgi sözcüklerini sildim gözyaşlarımdan. Yüzümü örttüm değmesin diye gözlerin, rüyamda bile yasak seninle birlikte olmak. Sorma, unuttum. Söyleyemem ismini. Anılarımdan çıkabilsem gülümsemeni. Bir sözcük kaldı aklımda, seni seviyorum. Ve onun sevdalısına deyişi, içime akıttığım gözyaşlarım safra kesemde taş olmuştur diyorum. Bu bedenim taş kesse seni seviyorum. Işıklar içinde uyusun. Metin Ertem. Şimdi Nihat Taner'i Suna Tanaltay'la ilgili konuşmaları için sahneye verdim. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Ben Suna Tanaltay'ın arasının oğluyum. Yani Merzeci ailesinin projesi diyebileceğim Hasan Tahsin Merzeci'nin 33 torunundan biriyim. Bir diğeri Selma ablam burada. Nurgün ablamız burada. Geçenleri de yanımızda olmayanları da saygıyla selamlıyorum. Ben sizi biraz ailenin kökenine, Suna Tanaltay'ın kültürel yetişmesindeki temele götürmek istiyorum. Evet, yavaş yavaş Siren Hanım şey yapabiliriz. Hasan Tahsin Merzeci, Denizli Değirmenönü mahallesindendir. Orada Merzeci değirmeni restore edilmiş vaziyette halen bulunmaktadır. Merze, o yörede bir dokumaya verilen isim, havlu benzeri bir pamuklu dokumanın adı. Soyadı yasası çıktığında Merzeci, o meslekle uğraştığı için ailenin eski nesilleri o soyadını almışlar. Kadı Hasan Tahsin Merzeci, yani hukuk tahsil ettiği için, daha sonra da kadılık yaptığı için Mersin'de Kadı Baba diye anılırdı. O isimle bilinirdi. Şinasi Develir merhumun kitaplarında da o isme rastlarsınız. Birinci çocuğu 1898'de doğan Mehmet Fahri'dir. Ali Merzeci'nin dedesidir. İkinci çocuğu bir sene sonra dünyaya gelen Hüseyin Sami, Suna Tanaltay'ın, Selma Yağcı'nın ve aramızda olmayan Suha Merze, Tahsin Merzi'nin babalarıdır. Hasan Tahsin Efendi, Osmanlı döneminde Bulgaristan'da, Yunanistan'da ve Anadolu'nun değişik yörelerinde hukukçu olarak görev yapmıştır. Örneğin benim annem İskeçe'de dünyaya gelmiştir. Nurgün ablanın bildiğim kadarıyla ya Bozcaada ya Ermenek'tir. Ermenek. Mustafa, yani Mehmet Merzeci'nin, Lale İzhanesi'nin sahibi, eski sahibi, onu o Bozcaada'da doğmuştur. Hüseyin Sami ve Mehmet Fahri İstanbul'da olmuştur. Evet, bir sonrakine geçelim. Efendim, bu
1922 yılına ait bir fotoğraf. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Mersin'de basılan Mersin gazetesi. Burada en kenarda gördüğümüz kapyonlu Hüseyin Sami, Suna ablamın babası. Geride elinde Mersin yazan gazeteyi tutan Ahmet Mörel, bir dönem Mersin Belediye Reisliği yapmış olan Fuat Mörel'in kardeşidir kendisi. Ortada geri planda ağzında sigara olan Şakir Tunç ve en başta kağıt kesme bıçağıyla görünen de büyük kardeş Mehmet Fahri'dir. Yani Mersin basın hayatında kurtuluştan sonraki ilk gazete Mersin'dir. 1927'de Yeni Mersin, Fuat Akbaş'ın çıkarttığı Yeni Mersin yayına girer. Bildiğim kadarıyla Mersin ismini vermek istememiştir ilk gazete sahipleri. O yüzden Fuat Akbaş Yeni Mersin ismiyle o gazetesini yayın hayatına sokmuştur. Evet, devam edelim. Fahri Merzeci, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Özellikle Subendi muharebelerinde yararlılığı görülmüştür. Fakat Hüseyin Sami askerliği sırasında yakalandığı verem nedeniyle çürüğe ayrıldığı için ne yazık ki o milli mücadeleye aktif olarak katılamamıştır. Bu deminki gazeteyle ilgili haber. Evet, Sinan Hanım. Bu 17 Eylül 1927 Hüseyin Sami ve Macide Hanım ilk iki çocukları Süha ve Tahsin ile anne babalarına imzaladıkları, çok sevdiğimiz anne ve babamıza oğlumuz, kızımız 17 Eylül 1927 fotoğrafı. Evet, devam. Fahri ve Sami kardeşler teyzelerinin çocuklarıyla evlenirler. Naciye ve Macide ikisi de öğretmendir. Yani Cumhuriyet döneminin ilk muallimeleri olarak Anadolu'ya gelmişlerdir. Ve özellikle yani Mersin'de çok aydın kişinin yetişmesinde öğretmen olarak emekleri vardır. Özdemir İnce'nin öğretmenlerin adını zikrettiği Macide Hanım, Behriye Hanım şeklinde çok Behriye Hanım diye enteresan bir de şiiri vardır. Onu da meraklısı internetten bulup okuyabilir. Bunların da hocalıklarını yapmıştır. Naciye Fahri Merzeci'nin Şen, Özen ve Güven adında 3 çocuğu olmuştur. Tan Altay ailesinde Sami Merze, Macide Merze ailesinde malumunuz 2 oğlu ve 2 kızı dünyaya gelmiştir. İlkokul yıllarında Tahsin, daha sonra tıp eğitimi görüp tıp doktoru olmuştu Tahsin abi. Osman Mörel ile çok yakın arkadaştır. Beraber izci olarak Gazipaşa'da ve daha sonraki yıllarda arkadaşlıklarını sürdürürler. Fuat Mörel'in oğludur Osman Mörel. Aynı dönemde Gazipaşa'da okuyan bir süre önce yitirdiğimiz Hikmet Sümer ablamız, Şevket Sümer'in kızı. İki Cennet Arasında adlı güzel bir anı kitabı vardır Mersin ve Gözne'yi anlatan. Büyükelçi olarak 4 ülkede memleketimizi temsil etmiş olan İsmail Berduk Olgaçay sınıf arkadaşıdır. İsmail Berduk Bey'in annesi Zekiye Olgaçay, peçenin kaldırılması, peçe yasağı için takrir veren belediye encümeni üyesi aydın bir Türk kadınıdır. Kurtuluş Savaşı başlarında İzmir işgalinden sonra İstanbul'da Halide Edebi'nin yaptığı o büyük konuşmaların olduğu nümayişin yanı sıra Anadolu'daki ilk bu şekilde bir kadınlar tarafından oluşturulan protesto mitingi Kastamonu'da olmuştur. Zekiye Hanım orada bu mitingin önemli konuşmacılarından biridir. Evet, devam edelim. Suha Merze'nin çok yakın arkadaşı Atıf, birlikte sinemacılık oynadıkları, daha sonra biz onu Atıf Yılmaz olarak tanıdık, biliyorsunuz. Suna Hanım'ın doğumuyla ilgili kimi kaynaklarda yanlış olarak 22 Nisan ifadesi vardır. Doğru tarih 23'tür. 22 akşam. 22 akşam. Ama kendi şeylerinde de şimdi fotoğrafta da 23 olarak kaydedilmiş. Tabii sizin dediğiniz daha doğrudur. Saygıyla. Haklısınız. Şimdi piyano dersini küçük yaşta almaya başlar. Şimdiki Atatürk Evi dediğimiz, o dönem Fedon Tahincilerin oturduğu, Fedon Tahinci Konstantinos Mavromatis'in damadıdır. Diğer damadı Krizman'dı. Krizman konağı olarak yapıldı. Daha sonra onlar çocuksuz ölünce Fedon Tahinci'ye kaldı.
Fedon Bey'in hanımından piyano dersleri almıştır. Tabii evdeki piyanodan da Nevit Kod aldı. Mersin'de o kendi anlarında yazar Nevit Bey. Hani kilisede çalışmaya niyetlenir fakat can seslerinden dolayı rahatsız olur. Dolayısıyla pratik yapmak için Mersin'de Süsannesi'nin evini ziyaret eder. Evet. Bu ilginç bir fotoğraf. Tam 7 yaşındayken Sayın Baş Öğretmeni diye 23 Nisan 1940'ta 7 yaş hatırası olarak çekilmiş fotoğrafı sunu ablamız. Bu ileri ilkokulundan mezuniyet kütüğündeki fotoğrafı. Bakın orada da evvela bir başka tarih yazılmış, doğum tarihi, sonra 23 Nisan olarak düzeltilmiş. Ama Selma ablamın dediğini şimdi kaydettim. Bundan sonrası için bu açıklamayı da yaparız. Gece 1'de doğmuştu, 22-23. Gece 1'de. Evet Ayşe Hanım, siz tabii filan. Hanımlara itiraz hakkı yok. Efendim bu arada ailede bir sürpriz, bir dördüncü fert katılır. Selma Merse 2 yaşında. Resimler için Ali Merzici'ye, yeğenime teşekkür ediyorum. Arkasında tarih de var ama 5-9, 5-6 mı tam tarih yok? 9. 5-9 ama ne kadar tombul olduğunu görüyorsunuz zaten. Çok tatlı olduğunu görüyorum her zaman. İlk yarışma birinciliğimde nedir biliyor musunuz? Tombul çocuk yarışmasında birinci oldum. Evet, çok güzel. Evet, devam edelim. Mersin Lisesi'nde, daha doğrusu ortaokuldan itibaren Nermin Tok'la çok yakın arkadaştır. Nermin Tok, Bakkal Mustafa Tok'un kızıdır. Nermin Tok daha sonraki yıllarda Tarık Dursun Kakınç ile yaşamını birleştirmiştir. Nermin Tok çok genç yaşta vefat etti ve eşi gönderdiğin mektubu aldım diye kendilerinin bu flört dönemindeki mektuplarını bir kitap olarak yazmıştır. Nermin Tok'un ağabeyi Ali Tok, Ali Metin Tok tam ismiyle 1929 doğumlu Ali abi İstanbul'da hayatta. Arada Mersin'de ilgili onun da eski günleri, eski anlarını paylaşıyoruz. Ve Mersin Lisesi'ndeki çalışmaları, bunu zaten benden çok Mersin Liseli dostlar anlatacaktı. Ben o yüzden ona fazla girmek istemiyorum. Hasan Ali Yücel'in bakanlığı döneminde, özellikle son birkaç yılında, 44-47 yılları arasında İftihar Kitabı diye bir kitap yayınlanıyor değerli konuklar. Bu her sene okullarında iftara geçen öğrencilerin babalarının ismi ve mesleğiyle birlikte yayınlıyor. Mesela Mersin'deki isimlerden bir tanesi, demin bahsettiğim Ali Metin Tok, bu iftihar kitabına giren. Bir diğeri Cihat Lokmanoğlu'nun annesi ve bu yine bir kitabından Suna Ablan'ın okulla ilgili anıları, İskambil Evler kitabından bir alıntı. Sizden de bahis var burada. Ablacığım, sizin söylediğiniz Nermin Tok yazmış. Hikmet Azar bestelemiş. Unutma, beni unutma. Evet. Öyle güzel oldu ki Nermin'in. Bugün Selma'cığım hala beni unutma, unutma sakın beni sevdiğim diye söyler. Bildur sesiyle çok da güzel söylüyor. Söyleyelim arkadaşlar. Evet, size söz verince onu isteyeceğiz. Evet, devam edelim. Bu iftihar kitabında Suna Merzen'in fotoğrafı. Yani bunu herhalde ilk defa görüyorsunuz diye düşünüyorum. Mersin Lisesi 446 numara, babası tüccar Sami Merzen. O kitapta İsmet Paşa'nın oğlu da var. Kapıcı Ahmet Efendi'nin oğlu veya kızı da var. Yani o dönemin aydın gelişmelerinden bir örnek. İftihar kitabında Suna Merzen. Yani o zamandan çok başarılı bir öğrenci olduğunu takip edebiliyoruz. Bu arada münazara lafı tabii biraz geçmişte kaldı. Okullar arasında, sınıflar arasında belli bir konu üzerinde tartışmalar olurdu. Yine burada Samim Yazıcı'dan bahsediyor ve Amerikan Koleji ile, Tars Amerikan Koleji ile Mersin Lisesi arasındaki bir münazara ve konu da çok enteresan. Ülkenin gelişmesi için, ilerlemesi için, yani Türkiye'nin kalkınmasında kültür mü önemli, ekonomi mi? Bugün bile herhalde tartışmaya değer bir konu. Ve o dönemde Suna ablamız ses getirmiş. Karşısındaki ekipte Ahmet Koç, Profesör Ahmet Koç Boğaziçi'nde. Ben de Tars Amerikan mezunuyum. Hem okuldan ağabeyimiz hem Boğaziçi'nde hocamız da. Onu da geçenlerde yitirdik.
Ve bu arada bir Samim Yazıcı adı görüyorsunuz. Hayranları çoktur Suna Okman'ın. Samim Yazıcı da o dönemdeki hayranlarından biri. Samim Yazıcı'nın Tarsus Koleji'ndeki Stikler binası dediğimiz, o zamanın gökdeleni 5 katlı bir bina vardı Tarsus Koleji'nde, hala durur bir anıt yapı. Samim Yazıcı kendini oradan üst kattan atmıştır. Yani bir intihar teşebbüsü vardır. Kimi deyişlere göre Suna Merze nedeniyledir, kimi deyişlere göre okuldaki bir bayan öğretmenle ilgilidir. O şekilde tarihin karanlıklarında geçti gitti. Bir başka adı daha var. Biliyor musun? Samim Yazıcı değil, yani bizim okul şeyleri dediğim binalarda da falan. O münazaralara müsaade eder misin? Sorumlu, tabii. O münazaralar başlamadan evvel bizim ailede bir kekelemesi kızısı vardı. Dayım da vardı, hatırlıyorum. Hepimiz, ben hepimiz ve ablam da. Bu kekeleme haline rağmen münazaraya onu istediler. Hayır demedi ve o münazarada hiç kekelemedi. Stres altında demek ki. Yok, Samim Yazıcı öldüğünde de ablam Erdoğan abiyle evliydi. Çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Tabii senin dediğin gibi bir şey söyleyemeyiz ama böyle bir ihtimalle tabii var. Evet, teşekkürler. Evet, devam edelim. Bu arada Mesudiye Mahallesi'ndeki evleri ki hala duruyor, Tüzler'in evi değil mi efendim? Sahilde Tevfik Çabuklar'ın yalısına taşınırlar. Bu oranın eski bir fotoğrafı. Bunun tablosunu Lina Nasif, saygıyla anıyorum, yaptı ve size armağan etti diye biliyorum. Ben de istedim ama yanıt olumsuzdu. Huzur içinde o yüzden. Evet, bu evle ilgili de çok güzel anıları vardı. Yine İskambil evlerde oradan okuyabilirsiniz. Burada oradan bir kısa bölümü aldım. O zamanın Mersin'i. Evet ve bu arada aileye yeni katılmalar olur. Burada Soğan Merze'nin Müzeyyen Kabaş ile evlilik fotoğrafı. Sağ tarafta Şefik Kabaş, Sedef Kabaş'ın dedesidir. Yanında Suna, önde Şefik Bey'in eşi. Sol tarafta Muzaffer Hanım, Soha Bey'in yanında. Muzaffer ve Müzeyyen kardeşler, Şefik Kabaş'ın yeğenleridir. Kökenleri aslen Kosova'dır. Yanında da Sami Merze ve Macide öğretmen. Bu da yine tarihi bir fotoğraf. Sami Merze'yi Mersin'de ticaret erbabı olarak görmekteyiz. Bu 1952 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir ilan. Bu International Saat firmasının Türkiye'deki satış yerlerinin bir tanesi Mersin'de Sami Merze olarak Uray Caddesi'ndeki iş yeri. Ailenin detaylarına çok girmek istemiyorum. Bu Suna ablanın çok sevdiğimiz bir fotoğrafı. Kuzeni Özen Merzeci'ye imzalamış. 23 Mayıs 1953 yani 70 sene olmuş. Sevgili kurs arkadaşım, kuzenim Özüşüm'e sevgilerle. O yıllarda küçük kuzenleri, siz kaçta başladınız Nurgün abla Mersin Lisesi'ne? 1950'de. 50'de. 50-51. Suna abla lise sondaydı. Lise sondaydı. Şimdi Nurgün ablayla akran bir kuzenimiz var. Hüseyin Özer Merzeci. Onun adına bir okul var Mersin'de. Hüseyin abi Ankara'da yaşıyor. Ona sordum, bir anınızı anlatın diye. Kompozisyon ödevimiz olduğunda Suna abladan rica ederdik. Kaçlık bir kompozisyon istiyorsun diye bize sorardı. O nota göre bize kompozisyon yazardı ve hakikaten de o notu alırdık diye anımsıyor. Yani kalemi de kuvvetli, ifadesi de. Şimdi aynı sınıfta Tahsin de vardı, Hüseyin vardı, bir de ben vardım. Suna abla üçümüz de ayrı ayrı yazardı onları. Tahsin benim ağabeyim, o da göçtü. Evet, sağ ol. Ve konu aynı. Aynı konuya üç ayrı çekti. Bravo. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Bu münazara konusundaki becerisi sadece Mersin Lisesi ile sınırlı değildir. Bu gördüğünüz gazete kupürleri 1955, bir sonraki 1956 Cumhuriyet Gazetesi'nde.
Onları yakın zamanda aradım, buldum. İstanbul Üniversitesi'nde talebeyken de üniversiteler arası münazaralara katılıyor. Ve orada da biraz büyütme şansımız var mı bilemiyorum. Mesela bu onlardan birisi en yüksek puanı Suna Merze almıştı. Yani bir takımlar arası puanlama var. Artı kişiler, münazaraya katılan kişiler arasında da bir puanlama var. Orada belki net görünmüyordur, uğraşmayalım. Bu ailede kadın ve erkek mühakim olmalıdır. Onlardan münazara konularından biri. Bir sonrakine geçelim. Bu da aşk mı, para mı? Hani bunlar da hala güncelliğini yitirmeyen konular herhalde. Ferdi tasnifte Ünal Karaman olmuş. Birinci, Suna Merze ikinci ve Nadik Kız üçüncü olmuştu. Bir öncekinde Suna Merze birinci olarak geçiyor bölgede. Devam edin. Evet, yine bir mutlu hadise. Selma ablamızın düğün anısı 1962. Evet. Hayırlısı. Ve burada yine en sağda Doktor Tahsin, eşi Türkan, Ahmet ve Selma Yavcı, Suna Erdoğan, Kan Altay, Suha ve Müzeyyen Merze, arkada Orhan Dayı. Orhan Dayı, Macide yengenin erkek kardeşi ve babaları. Bu 2007 yılından bir anı, İçer Sanat Kulübü'ndeki imza etkinliğinde Kan Altay çifti, Selma abla, Ali Merzeci, bendeniz ve Cüneyt Merze. Suha Merze'nin ortanca oğlu. Bu Suha Merze'nin torunu, Suha Merze'nin evlenme töreninde Kan Altaylar, Kodallılar, ondan sonra ben ve eşim, Hayati Baba, arkada Tevfik rahmetli, bir aile fotoğrafımız yine. Fazla uzatmayayım, neticede Yahya Kemal'in dediği gibi bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir. Sizlere derneğimizin uzun yıllar başkanlığını yapmış, rahatsızlığı nedeniyle şu anda aramızda olmayan Meriç Alkan'ın Suna Kan Altay için yazdığı bir yazıyı Sayın Sıla Kayhan okuyacak. Değerli dostlar, bugün burada rahatsızlığım nedeniyle sizlerle beraber olamadığım için üzgünüm. Suna abla ile yolumuz 1992 yılında kesişti. Ben o yıl derneğe üye olmuş ve yönetim kuruluna seçilmiştim. Suna abla başkan, Ülker Arıkan genel sekreter, ben de genel sekreter yardımcısı olmuştum. Her çarşamba ikindi üzeri Gazanfer Umural'ın iş yerinde toplanır, gündemimizdeki konuları görüşürdük. Suna abla bazen öğle neşeyle girerdik içeriye. Ya bursiyer gençler için yeni giysiler getirmiştir ya da burs bulmuştur. Işık saçarak yaşadığı ışıklar içinde uyusun. Evet, bursiyer öğrencilerle ilgili derneğimiz yönetim kuruluyla ilgili öyle güzel dersler vermiştir ki bize. Sanıyorum 1987 yılında bir yönetim kurulu toplantısında burs verdiğimiz öğrencilerin derneğe ileriye dönük bağışta bulunmaları için fikirler üretildi. Bazıları işte bir taahhütname alalım çocukların elinden. Okullarını bitirip iş hayatına atıldıktan sonra, kendi maddi durumlarını düzelttikten sonra derneğe de katkıda bulunsunlar. Geri dönüşümlü bir şey olsun dediler. Suna Kan Altay şiddetle itiraz etti. Ve aynen şunları söyledi. Bu konunun gönüllülük esasına göre yürütülmesini ve bunun için bursiyerlerle iletişimin, onların sorunlarına eğilmenin, onlara sevgiyle yaklaşmanın ve hiçbir zaman burs veren bir ATM makinesi olmamamız gerektiğini söyledi. Ve bu, o günden bu yana dernek yönetiminin bir ilkesi oldu. Ve biz hakikaten o çocuklara, sorunlarına eğilerek Suna ablanın bize
aktardığı sevgiyi onlara da vererek, her sorunlarıyla ilgilenerek bugüne kadar getirdik. Ve bunu yaptığımızın en güzel örneği, iyi yaptığımızın en güzel örneği, bugün burs veren bağışçıların toplamının yarısından fazlasını eski bursiyerlerimiz oluşturmaktadır. Yani bunun için hakikaten çok büyük bir minnet duyuyoruz kendisine. Sevgi işte her sorunu bu şekilde çözüyor. Şimdi eski bursiyerlerimizden Hatice Arı Seçim'in Sunal Tanaltay'la ilgili yazdığı çok güzel bir yazıyı yine Sıla Kayan'dan dinleyeceksiniz. Sunal Tanaltay ile tanışma. Daha bir yıl bile olmamış İstanbul'a geleli. Üzerimde bir çekingenlik. Gözlerimde serçelen ürkekliği. Kalbim bir dolu özlem, ailem, evim gözümde tütüyor. Özlem gitmiş, gözümün ferine ilişmiş. İki damla yaş olmuş. Dokunsalar ağlayacağım. Ah diyorum, şu dernek de olmasa kim içimdeki özlemi hafifletecek? Bak işte Ülker anne her zamanki gibi kısır yapmış. İlknur anne bizi bekliyor. Çay daha bardağa girmeden içimizi ısıtıyor. Anneler bir taraftan üstümüzü başımızı süzüyor sevgi dolu bakışlarla. Kimin neye ihtiyacı varsa bir sonraki gelişte elimize tutuşturuveriyorlar. Ne çok annemiz var bu dernekte. İyi ki diyorum, iyi ki Güven abi elimden tutup beni buraya getirmiş. Bak burası memleketi ayağına getiren bir dernek. Hem sıcak bir ortam hem de koca bir aile. Bugün ayrı bir kalabalık dernek. Hem bursiyerler var hem burs verenler. Kapı, birden kapı tarafında bir hareketlenme oluyor. Bir kahkaha cümbüşü, herkes birbirine sarılıyor. Gözler kalabalığın ortasına kayıyor, el ele, göz göze bir çift. Tatlı bir ses tonu hepimizi kucaklıyor. Merhaba diyor, yeni bursiyerlerimizi de aramızda görmek ne güzel. Bir sohbet başlıyor, daha 5 dakika geçmeden koyulaştıkça koyulaşıyor sohbet. İstanbul çok kalabalık değil mi, alışabildiniz mi diye soruyor. Ben biraz konuşma konusunda zorlanıyorum diyorum ve ekliyorum. Dilleri çok kibar geliyor, ben onlar gibi konuşamıyorum. Sarı veriyor iki koluyla bize. Ben diyor, tek bir dile inanırım, o da sevginin dili. Kalbinizde sevgi varsa her kapı elinizi uzatmadan aralanır size. Bugün diyor, bu mavi taşlı kolyemi sana vermek istiyorum. Çünkü benim için çok kıymetli bir kolye ve biliyorum ki bunu takan kişinin kalbinde hep sevgi olacak. Gözlerim doluyor, ben Suna diyor kolyeyi boynuma takarken, Suna Tanaltay. Ah şimdi tam 20 yıl geçmiş aradan. Hep o sevgi dolu bakışlar, sıkı sıkı sarılmalar, güzel kokular, o güzel ruhlu insan yer etmiş kalbimizde. Onun sevgi dili yerleşmiş dilimize. Ve diyorum ki, en zor anlarımızda destek verdiler, düşmeden bize kol kanat gerdiler. Dernekteki annelerimiz bizi öz annelerimiz gibi sevdiler. Evet, birçok bursiyerimize, yönetim kurulu üyelerindeki özellikle bayanlara böyle ufak hediyeler verirdi her rastladığında. Şu an boynumda gördüğünüz kolye de onun bana bir hediyesidir. Ben dedim ki, Ruhsar Hanım, çok güzel şiir okuyorsunuz. Sunal Tanaltay'ın anma gününde bir şiir okur musunuz? Eyvah dedim. O gün benim nöbetim var. Fakat bir gün önce telefon açtı. Nöbetimi devrettim dedi. Çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Ruhsar Uçar'ı kürsüye sahip ediyorum. Yaşam Değdi adlı kitabından size o güzel yorumuyla bir şiir okuyacağım. Evet, belki yüzlerce televizyon programı, radyo programı yaptım ama şu andaki kalbimin çarpıntısını hiçbir programda bu kadar yoğun hissetmemiştim. Çok kıymetli Haziran, sevgili Sunal Tanaltay'ın ruhu şad olsun. Ya içindesiniz zamanın, gürül gürülüp akıp geçen zamanı duyuyor musunuz? Irmağın çağı
mırıldadığını duyuyor. Yaşıyor musunuz yüreğinizi? Kulaklarınızı sımsıkı kapayıp kaçıyor. Gizleniyor musunuz yoksa? Uzaktan mı izliyorsunuz? Zamanın akışına karşı durulmaz. Uzaktan da izlemek olmaz. Yakalamaya çalışsanız ne mümkün? Parmaklarınızın arasından kayıverir, kaçar, uzaklaşır sizden. Ne bu nehirden kaçmak, ne de izlemek uzaktan. En güzeli suda ıslanmaktır. Hem de sırılsıklam. Tüm duyularıyla dolu dolu yaşamaktır zamanı. Görmek, işitmek, gezmek, dokunmak, zamanın içinde zamansız olmak. Yüreğimizde yakaladıklarımız, işte asıl onlar önemli. Zaman nehrinde savrulsak da yaşamın anlamıdır onlar. Gördüklerimiz, tattıklarımız, dinlediklerimiz, tenimizde, canımızda dokunduklarımız. Böyle anlarda gerçekten durur mu zaman? Ya daha sonra başınızı çevirip gider misiniz? Yoksa alıp götürür müsünüz evinize? Avucunuzdaki, kucağınızdaki ya da giz çekmecelerinizdeki güzellikleri biriktirir, açar ve yeniden yaşar mısınız? Sergilere, müzik, konserlere, resimler ekler misiniz? Aksevilerle büyütür, çoğaltır mısınız bu güzellikleri? Yüreğinizdeki gümbür gümbür heyecanla kökleriniz sarsılır mı? Zamanın en gerçeği, en güçlü sesiyle coşar, ürperir misiniz? Giysileriniz kurumayacakmış. Savrulacakmışsınız zamanın sularında. Ne çıkar? Korunmak için uzaklara kaçıp da hiç yaşamamaktansa, tüm duyularla dolu dolu yaşanmalıdır zaman. Damarlarda dolaşmalı, nabız nabız atmalıdır. İnce hesaplara kaçmadan zamanın içinde zamansız olmayı bilmelidir insan. Tiyatrolar, konserler bitti. Resim sergileri hem var hem yok. Yeni açılan ya da bir daha açılmama kararıyla kapanan galeriler var. Bay Hitch ve Sonsuzluk Kitap Evi'ni çok özledim. Burhan Uygur'un resimlerini de öyle. Anılarımdan çıkarıp çıkarıp eteğimi toplamış ve tekrar izlemiştim oysa. Ya Muhsin Kut'un Etbah'taki sergisi, duvarlardaki eski İstanbul tadıyla gülümseyen Suna Dost, paylaştığımız sözcükler, birkaç yıllık sergi programları, zamanın yanlış bir dönemeci mi yoksa? Etbah ile sanat ve kültürle bütünleşmiş özel bir anlam. Suna'yı çoktan özledim. Sanat olaylarını ve güzel insanları zamandan çekip çıkaramazsınız. Ya içindesinizdir zamanın ya da büsbütün dışında. Teşekkür ederim. Sayın Selma Yağcı, sıra size geliyor. Şöyle.
Çok şık giysiler.
anlatamam ve bakın bu yaşıma geldim hala öyle biriyim. Tanımıyorum yok hayatımda. Dünya güzeli biriydi. Hem IQ'su, normal zekası, hem duygusal zekası çok yüksekti. Hayatın anlattıklarından da anlaşılıyor zaten. Anlatılmaz iyi bir insandı. Onun geçtiği yolda birinin bir şeye ihtiyacı varsa o muhakkak karşılanırdı. Yapardı ve kimseye anlatmazdı. Size gelmeden evvel kuaföre uğradım. Hemen. Böyle bir görüşmeye gidiyorum, ne diyeyim senden dedim. Gözlerindeki sımsıcak bakış, sevgi dolu bakış yetiyordu bana. Tüm insanlarla böyle. Ve ben onun koynunda büyüdüm. Sarılırdım böyle, sıkıntıdan birine, incecik beli vardı zaten. Sokulurdum, iki tane kuş pişlerdi. Uyurdum ve son derece güvende ve mutlu hissederdim. Kendimi çünkü sevgili olurdu. Annemi bazen öğretmenler o dönemde konken oynarlardı, hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Bir gün baktım, annemin bir kişisi, işi varmış, gelmemiş. Baktım masada ablam. Ne yapıyorsun? Eksik gelmiş dedim. Önümde ders kitabı açık. Hem oynuyor, hem sayfa çevirip çalışıyor. Dersine bakıyor. Yani her yere lazım biriydi o. Dediğim gibi piyano, Madame Pipi'den ders alıyordu, piyano çalıyordu. Güzel konuşuyordu, çok güzel şiirleri vardı yazdı. Derken günün birinde Erdoğan abiyle tanıştılar. Ve ben bir vıdıktım aralarında takip eden. Erdoğan abi deli gibi aşık oldu ona. Ablam da öyle çaktırmıyor ama belli ki o da çok hoşlanıyor. Babam vermek istemezdi kızlarını. O izni çok zor aldık, evlenmeyiz izini. Bir de birbirlerine mektup yazıyorlardı devamlı Erdoğan abiyle ablam. Ben de onu... mektupları Süha abim saklardı evde. Tabloların arkasına, değişik yerlere. Suna mektup geldi. O seni görüyor, sen onu görmüyorsun derdi. Ablam arıya arıya canı çıkarak sonunda bulur okurdu. Ben de ablamın koyduğu yerden çalar mektuplar okurdum. Bir gün fark ettim ki o mektuplar hep şiir. Birbirlerine şiirle sesleniyorlar. Gerçekten çok güzel bir şeydi aslında bunun kitabını yazmak lazım. Ben de istiyorum hem Eski Mersin hem onunla ilgili bir kitap yazmak. Bir şiir okuyayım mı size? Mektup şiir. Evet, renklerle, çizgilerle sana kelimelerin ötesinden seslenmek isterdim. Neyimsin? Yeşilin maviye kavuştuğu yerde. Sevindim. Gözlerindeki pırıltı düşünürken bendenmiş gülümseyişin kendi kendine. Aşkmış, sevgiymiş, şeymiş. İsmini bulamayıp bir türlü hatırlarsın üzülmüştük. Huzura kavuştuk ya. Bütün o günleri onlarla birlikte yaşamak çok büyük mutluluktu benim için. Arada bir İstanbul'da ben üniversitedeyken Erdoğan abiyle kaçardık ablam. Muayene halindeyken dolaşırdık. Hafif şapkınlık yapardık filan. Anlatılmaz güzel yıllardı. Suna Tanaltı'yı tanımak, onun yüreğiyle buluşmak, gerçekten insanları yıldızlara taşımış. Her işin bir çaresi vardır onda. Öyle bir cümle söyler ki, doğruyu anlarsınız, oturuşunuz düzelir. İçiniz ferahlar.
Böyle güzel bir çocukluğa sahiptim. Kendimden bahsetmeyeceğim çünkü çok zaman alır. Ben bir çılgın çocuktum. Yalnız ara ara bazı şeyler var, onu söyleyeyim. Dediğim gibi 4 yaşında Tombul Çocuk Yarışması'nda birinci oldum. Podyumda yürüyorum. O zaman şimdi aldım iç çamaşırları satmıyorlar. Nihat'ın annesi dikiyor hepimize, erkeklere de kızlara da. Patiska'da. Ondan sonra buna da bir tane dikti. Onu giydirdiler beyaz üstüme. Podyumda yürümeye çalıştığımı hatırlamaya çalışıyorum. Yürüyemiyordum donkulluktan, bacaklarım kalkar. Biraz yürüyorum, düşüyorum, kaldırıyorlar falan. Öyle bir yarışma birinciliğiydi o. Sonra değişik şeyler yaşadım şimdi. Her karne alışta. Evde bir mutluluk çığlığı kopuyor. Ablam yine iftara geçmiş diyorlar, soruyorum. Anne ne bu iftar? Ha? Ben normal okuyorum işte, orta okulayım. Tabii. ...1985 yılında kurulan Mersin Liseleri Derneği'nin 86, 87, 88 yıllarında Mersin'de yaptığı sanat ve kültür haftaları vardı. O dönemde can sanayide çalışan Vahap Kokulu dernek yönetimine bir mektup yazarak bu etkinliklerin Mersin'de de yapılmasını rica etmişti ve o dönemde onun bu talebi üzerine Mersin'de bu etkinlikler yapıldı. İşte bu etkinlikler esnasında bir karma resim sergisinde duayenimiz, mimarımız Semih Ural abimiz Ahmet Yeşil ile Suna Tanaltay'ı tanıştırdı. Şimdi bu tanışmayı hem Ahmet Yeşil'den hem Semih Yural'dan dinleyelim. Daha sonra Selma abladan Suna Tanaltay için güzel şiirleri ve şarkılarını dinleyelim. Ama şimdi de dinleyelim. Araya girdin, hatırlıyorum. Bir dakika müsaade istedim. Sen de verme bir daha işte. Bu da Selma işte. İftara geçti ablan, iftara geçti ablan diyorlar. Nedir iftar? Neyse bir türlü birinden öğrendim. Ya ben de bir geçeyim iftara dedim. O dönem geçti. Bütün ev yerinden önünde. Sen inanamıyorum, bu iftara geçti diyor anne. Anladım, çok özel bir şeymiş, bir daha geçmedi. Üniversitedeyken hep yanımdaydılar. Gece bir şeye sıkılmışsam Erdoğan abi uyuyuncaya kadar elimi tutardı. Nurlar içinde uyusunlar. Ve 3 sene Beklen Algan'la Ayda Algan'ın tiyatro kursuna gittim orada. 2-3. defa gittikten, üniversiteden çıkıp oraya gidiyordum. Ablam demiş ki, bu kız nereye gidiyor? Erdoğan abiye nereye gittiğimi öğrenmek için Beyoğlu'nda, American Information Center'ın üst tarafındaydı. Oraya geldiler ve o kadar bayıldılar ki, onlar da o saatlerde muayenehaneyi kapatıp buraya gelmeye başladılar. Anlatmakla bitmez. Nihat'ın sözlerini sonunu eklemek istiyorum. Aile varlıklı bir aileydi ama sosyetik değildi. Ailenin önemle yapması gerektiğini düşündüğü şey neleri var yoksa paylaşmaktı. Bir gün kapının önünde bir araba duruyor, üstünde bir sürü dikiş makinesi. Aliye halam, Nihat'ın annesi, efendim baba böyle böyle bir şey var, yanlış geldi herhalde. Mahalledeki dullardan dedem kendini sorumlu tutarmış. Yok kızım, 3 tane kendinize alın, birer tane gerisini mahalledeki dullara dağıtın. Yaşım büyüyor artık, kendilerine bakmayı öğrensinler.
Öyle bir dedeydi ki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eder. Ama hiç unutmuyorum, 7. yaş günümde elinde 7 tane zambakla gelip doğum günü kutlardı. Arkalarından sevgiyle ve gözyaşıyla hatırlamalarda bulunmamak hiç kolay değil. Hele eğer bu canım ablam bir tanecik sunuşumsa. Onunla yaşamak bambaşka bir şey. Çok teşekkür ederim, onu hatırladım. Evet sevgili Ahmet Yeşil, saklanmayalım. Zaman başlıyor. Mersin'de 1985'ten itibaren küçük sanat ve kültür hareketleri başlamış idi. Ama ne üniversite var, ne İçer Sanat Kulübü var, ne başka bir kurum var. Mersin'de ancak bireysel etkinlikler yapılabiliyordu. İşte o zaman Mersin Liseliler Derneği'nin özenle hazırladığı etkinlikler belli bir program dahilinde Mersin'de uygulanmaya başladı. Ve sanıyorum 1985 yılında şimdi dahi eşine rastlayamayacağımız çok güzel bir kitap hazırladı Mersin Liseliler Derneği. Kapağını Ebru sanatının en güzel örneklerinden birisi ne hazırlayan sevgili Ethem Çalışkan ağabeyinin yazılarıyla süslenmiş sade, güzel, ince, zarif bir kitap. Kitabın içinde her şey var. Fotoğrafı olmayan sanatçıların, fotoğrafı olmayan videoların, hayalden veya kötü fotoğraflardan imgelenmiş, süzülmüş, çizilmiş resimler de vardı. Onlar da Tuncay Özgenel, rahmetli anladım. Anneme küfür ettiği halde gene rahmetli anladım. Tuncay Özgenel de bir sanatçı, bir insan. Gerçekten kitap sanıyorum 60 civarında sanatçı, hoca olsun, öğrenci olsun, şair olsun, yazar olsun bir araya getirilmiş. Çok iyi bir derlemeydi. O kitabın içinde ve başındaki Mersin tarihi daha şimdiye kadar
zengin bir şekilde araştırılıp yazılmadı. Mersin'de ta Zefiryum, yani 2000 yıl öncesinden günümüze kadar getiren sanıyorum 3 sayfalık bir yazıydı. İçinde çeşitli sanatçıların özgeçmişleri, resimleri, şairlerin dizeleri vardı. Kimileri yaşlı, kimileri vefat etmiş. Ama kitabın en sonunda da bir kişi, o Ahmet Yeşil idi. Peki kim bu Ahmet Yeşil? Tanımıyoruz ki. Çünkü tanıyacak bir ortam da yok. O sırada Mersin'de bulunan ki Türkiye'de 7 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nden birisi Mersin'de açılmıştı 1960'larda. Onlardan birisi bugünkü vilayet yakınlarındaki, ismi şimdi değişmiş olabilir, Kasım Ekenler İş Hanı'nın 4. katında. İnşaat halinde, asansör çalışmıyor, kimse yok. Ahmet Yeşil'in sergisi vardı. Ya oraya insanlar nasıl çıkacak? Zorla çıktık. Arı Dağı'na çıkmak gibi Ahmet Yeşil'i bulduk. Gülümseyen bir çocuk. Resimleri daha da gülümsüyor. Hiç şimdi gördüğünüz resimlere benzemeyen resimler. Mesajlarla dolu. Ama hepsi taşları dahi insanlara gülümseyen, kumaşları dahi insanı şaşırtan, çok ince dokunmuş, çok özenli resimlerdi Ahmet Yeşil'in. Müthiş bir ustalığı vardı Ahmet Yeşil usta olmadan önce. Bunu sadece ben söylemiyorum. Aramızdan şimdi ayrılmış bulunan Mehmet Ali Meriç, Mehmet Ali Meriç'le tanıştırdığım zaman Mehmet Ali Meriç şaşırdı. Ben dedi bu kadar usta desen görmedim dedi. Nuri Abaç tabii ki seni çok daha iyi değerlendiren ve yolunu bir şeyler döşeyebilen insandır. Ama bir seramik üstüne, fayans üstüne desen çizebilen usta bir desenci Mehmet Ali Meriç'in o dokulardaki özeni gördüğündeki beğeniyi ve şaşkınlığı hiç unutamam. Ahmet Yeşil'le tanıştık. Çok mutlu oldu. Eşim de çok mutlu oldu. Dost olduk. Görüşmeye başladık. Peki Ahmet Yeşil, biz tanıdık da kime, nasıl, neyi anlatacağız Ahmet Yeşil'i? Gazete yok, dergi yok, yazı yok, şu yok, bu yok. Mersin'e gelen bütün sanatçılarla tanıştırmaya çalıştım Ahmet Yeşil'i. Mesela bir tiyatro gelecek dediler. Kim getirecek? İşte 1988'de bir araya gelen, birbirini hiç tanımayan, orada bir hafta içinde tanışan 8 arkadaş. O zamanki vali muavini Fahir Işıksız'ın başkanlığında benim mimarlık ofisimin perşembe günleri saat 17.30'da toplaşıyoruz. Fevzi Er Yılmaz, Merve Ercan'la sanatçı, fotoğraf sanatçısı. Bunun yanında Mübella Çakmaklı isimli Kromsa'nın müdür sekreteri, müthiş bir kadın. Müze müdürü Müyesser Tosunbaş. Böyle kon kişilik bir ekip. Ne yapalım da Mersin'i tanıtalım, Mersinlileri tanıtalım. O sıralarda İstanbul'da ve Bursa'da oluşan
bazı girişimler olmuştu. Metin Sözen'in gayretiyle meydana gelen bu girişimlerin bir kopyasını yapalım dedi. Mesela İstanbul'da Avniye Tansu, İstanbul çeşmelerini kurtaralım diye feryat ediyor. Feryan Balcı, İstanbul'un eski evlerinin, tahta evlerini kurtaralım diye feryat ediyor. İşte Çelik Gülersoy birçok yerde başat konuşmalar yapıyor, yayınlar yapıyor. Biz ne yapalım dedik. Biz de eski Mersin yapılarını tanıtalım. Kime? Kendimize. Mersin'e. Ve bu bir komite oluşturdu. Başında Sanat Komitesi'nin başkanı olarak da Ahmet Yeşil'i adını verdi. O her toplantıya gelemiyor elbette. Ama onun adı var ya, o yeter. Böylelikle Mersin'e gelen sanatçılar bu grubun tanıtımıyla önce Ahmet Yeşil'i tanımaya başladılar. Tiyatro yok, salon yok. Tiyatro diye gelenler Mersin'deki sinemaların daha şu kadarcık sahnelerinde tozu pisi olan ama tuvaleti olmayan mekanlarda mesela Yıldız Kenter Ben Anadolu'yu oynadı. Müthişti. Çok güzeldi. Kamer sinemasında bir Yıldız Kenter vardı. Bir de Yıldız Ahmet Yeşil. Onları tanıştırmaya çalıştım. Dedim ki Yıldız Hanım'a resim yapan bir arkadaşımız var. Sizi tanımaktan mutlu olur. Ne dersiniz? Hemen gelirim dedi. Tuvalette, tuvalet molasında Ahmet Yeşil'in yanına yaklaştı. Omuzunu tuttu. Resim yapıyor musunuz Ahmet Bey? Söyle, söyle. Sahneye dalmıştım ben. Ara vermişti. Arkamdan biri geldi, omuzuma dokundu. Döndüm baktım, sahnede gördüm Yıldız Kenter. Çok şaşırmıştım, heyecanlandım da. Resim yapıyor musun deyince ne diyeceğimi şaşırdım. Sonra Semavi'nin bu organizasyon olduğunu anladım. Ve Ben Anadolu oyununu oynuyordu, tek kişilikti. Benim sanat yaşamımda da Ben Anadolu serisi çıktı o zaman. O birkaç sergiye konu olmuştu o. Yani Semavi ile tanışmamız benim sanat yaşamımda bir kilometre taşı. Çok önemliydi Ayşe ablamla Semavi. Çünkü Suna ablayla tanışmama vesile olmuştu. Suna ablayı ben dergilerden, sanat dergilerinden okuyordum. Mersin'de olduğunu öğrendim ve çok tanışmak istiyorum. İnanılmaz böyle. O dönemlerde kitap, dergi falan yoktu. Bir sanat çevresi dergisine aboneydim. O geliyordu. Oradan takip ediyordum yazılarını. Bir de Star gazetesi televizyonu açılmıştı, özel televizyon. Her sabah orada Suna ablayı dinlerdim ben. Mersin'le ilgili konuşmaları olurdu, tanıtımı olurdu. Şimdi Mersinliler bunu çok iyi bilmez. Çünkü biz kendi değerlerimizi hep başkasından öğreniriz, başkasından duyarız. Duyduğumuz zaman da şaşırırız, ha o Mersin miydi deriz. Suna abla da böyle. Çok tanışmak istiyorum. Sanat Çevresi dergisinden her sayısında takip ediyorum, okuyorum yazılarını. 1985 yılında Mersin'e geleceklerini duydum. Sema abime rica ettim, tanıyordu. Tabii bunun evveliyatı Mersin Liseler Derneği ben bilmiyordum. Suna Avaç hocamla ilk tanışmam. Suda abinin eşi anneme dikişe gelirdi. Annem iyi bir dikiş ustasıydı. Benim çalışmalarımı duvarlarda gördü. Kim yapıyor filan derken Nur Avaç hocama söylemiş. Nur Avaç hocam da Mersin'e gelince benim yanıma uğradı. Ve atölye çalışmalarım onunla başladı. Perspektif bilgisi çok iyiydi çünkü üniversitede de o konuda ders veriyordu Hacettepe'de yanılmıyorsam. Benim hayatımda dönüm noktalarının en önemlilerinden biriydi. Sonra Mersin Liseler Derneği'nin 85 yılında Mersin'e geleceğini biliyordu. Benle ilgili bilgileri onlara aktardı. Tabii ki telefon falan o kadar yoktu. Erdoğan abi aradı. Kazanfer abi. Pardon. Ahmet bir dakika sözünü keseceğim. Bunu yaşayanı olarak bir iki gerçekten gerçek olan şeyi aktarmak istiyorum.
Mersin Liseliler Derneği'ne üyeydim, Fatma Hatırla. Başkanımız Gazanfer Ural çağırdı beni. Mersin'e gideceksin ve bir sanat etkinliği götüreceksin. Nasıl yani dedim. En az 4 tane olacak dedi. Götüreceksin ve Mersin'de bir sanat haftası yapacaksın. Gazanfer'in her konuştuğu mutlaka yapılmalıydı. Hemen Esin Akşar dahil. Ulvi Yücelen'i hatırlıyor musun Semih'i bilmiyorum. Bir grup sanat kapıp otobüslerine kadar ayarlayıp Mersin'e getirip Mersin'de yaptım ben. Bu sırada Semih'in dediği gibi Ahmet Yeşil'i büyük öğrendi ablam. Ben de kalıyordu. 84 evlerde oturuyordum o dönem. Mutlaka görmem gerek dedi. Erdoğan abiyle merdivenlerden inişlerini ve Ahmet'e gidişlerini dün gibi hatırlıyorum. Ahmet'le buluştular ve o kadar beğendiler ki Ahmet'in hemen İstanbul'da bir resim sergisi açması gerektiğini düşündü. Bunu gerçekleştirdi. Mersin Liseliler Derneği ile birlikte ablamın ciddi anlamda desteğiyle o sergi açıldı. Ahmet'in 33 tane resmi vardı. Portreler vardı genelde. Hatırlıyor musun Ahmet? Ve 33 tane çocuklar. Hepsi satıldı. Belki de ve Ahmet'in sanat yaşamı hızla yukarıya bir dönem. Şimdiki evinde değil, uzun merdivenli bir ev var. Oraya oturuyordu. Çağırırdı beni. 3 tane tablo yapmışsa. Bak bakalım Selma abla der. Bakardım. Sonradan beni izlediğini fark ettim. Bazı resimle düşünerek ama bazı resimlerine ağlayarak bakıyordum gerçekten. Öyleydi çünkü. O da çok etkileniyordu. Bu kadar. Evet, Ahmetciğim. Evet. Bu kesişme noktasında söyleyeceğim bir şey daha var. Suna Hanım, Suna Merze, Mersin'e geldiğinde Gazanfer Uğural'dan sonra ilk defa başkan olmuştu. Ve ilk projesi neydi biliyor musunuz? İstanbul'da bir Mersin evi açmak. Yaka kartlarını hazırlamıştı. Mersin Hilton Oteli'ni organize etmişti. Tıklım tıklım doluydu salon. Herkesin yakasında bir Mersin evi. O kadar heyecanlı bir gün yaşandı ki herkes nasıl yardım edeceğini bilemedi. Hiç kimse bir şey uzatamadı. Ama o sırada Mersin Devlet Opera Balesi'nin orkestra şefi Nezih Seçkin o kadar etkilendi ki yan yana duruyoruz. Semih abi dedi. Ben Mersin Liseliler Derneği'ne bir konser hediye ediyorum dedi. Yani bu kadar da gönüllü girişimler oldu. Suna Hanım da, Suna Başkanımız da çok etkilendi. Ama ondan evvel, ondan birkaç gün evvel kendisiyle görüşüp onun da tanıdığı, daha doğrusu tanımak istediği Ahmet Yeşil'i beraber gittik, yürüyerek gittik. Ahmet Yeşil de çok heyecanlanmış o gün. Tanıştılar, seviştiler. Ahmet Yeşil için müthiş bir dönüşüm noktası oldu. Ve bir sözü vardır Suna Hanım'ın. Semih, sen bizim Ahmet'le kirvemiz oldun dedi. Abi daha az konuştu. Abi çok teşekkür ederim. Ama demin Amir'in söylediği sanat çevresi dergisi tanışıldıktan sonra bir sayısını tamamen Ahmet Yeşil'e hazırladı. 96 yılı değil mi? Tamamen bir Ahmet Yeşil sayısı yaptı. O da Ahmet'in de bizim de hayatımızda önemli bir dönüm noktası oldu. Pek çok kişiyle tanıştık. İçer Sanat Kulübü kuruldu.
Ahmet Yeşil'in de tabii ki burada büyük bir payı tuzu vardır. Yani ne kadar önemli bir şey ki İçer Sanat Kulübü, Ahmet Yeşil. Ben kurucu başkanlıyım ama ben 6 ay bile başkanlık yapmadım. Çünkü ilk yaptığımız kongrede biz kemikleşmiş başkan istemiyoruz dedi bir arkadaşımız. Ondan sonra Suna Meriç galiba başkan oldu. Daha sonra Mehmet Ali Meriç başkanlık yaptı. Çeşitli arkadaşlarımız başkanlık yaptılar. Fazıl. Ve Fazıl bir deyimle Şah Sanat Kulübü'nün Lale Devri'ni yaşattı derler. Doğru mu yani? Eğer bugünlere kadar geldiyse bu güçlü ordunun içinde bu neferlerin arasındaysa biz kendimizi mutlu ve huzurlu sayıyoruz. Şu yaşımıza geldik. İçer Sanat Kulübü'nün yeniden, gerçekten yeniden revize olduğunu, yenileştiğini, gençleştiğini, güzelleştiğini görüp heyecan duyuyoruz, keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Çünkü Sun ablayla benim beraberliğimiz yani binlerce konuşsam bitmez. Manevi annemdi zaten. Benim 3 tane annem var derdimiz. Biyolojik annem. Benim bütün dünyam da o zaten. Sun ablam ve Sun Atanalta ve Sun Avaç. Bunlar benim sanat yaşamda çok büyük etkileri olan insanlar. Gazanfer Ural, Semih abi tanışmamızı anlatırken Ekenler İşan'dan söz etti. 4. kata şimdiye kadar düşünürüm ben oraya nasıl çıktım hiç asansör falan olmadan. Nasıl tırmandım? Acaba diyorum kimse fark etmeden yürüyüp mi çıktım diye. Semih abiyle karşılaşmıştık orada. Sergiye gelmişti. Tabii sanki benim yaşamda başka bir ışık, başka bir dünya karşıma çıkmış gibi oldu. Çünkü çok sıkılmıştım o sergide. Bana madalya taktılar. Ve amacı vardı, ne şey vardı. Geldiler, bir madalya taktılar. Dedim ben 100 metre koşmadım, maraton da koşmadım. Bu neydi? Bir de bir seramik tavak verdiler. Çok canım sıkıldı. Bir anda Semih abiyle tanıştık. Ve milattı benim için o tanışma. Semih abinin ve Ayşe ablanın atölyeme gelip gitmeleri ve Mersin'de 7-8 yıldan sonra ilk defa sokağa çıktım. Bir sergiden dolayı. Ve 85 yılında da açılan sergide Mersinli Sevler Derneği gelmişti. Sun ablayla tanışmamı sağladı. Hatta orada şöyle bir anım da vardı. Tarsus'a gideceklerdi. Sabah nasıl uğrarız diye düşünüyorlardı. Erdoğan abi böyle düşünürken Sun abla dedi ki onlar bizi bekleyebilir. Ahmet'in oraya gidiyoruz dediler. Geldiler. Randevularına geç kalmalarına rağmen bayağı atölyede vakit geçirdik. Ve ondan sonra da benim sanat yaşamımda da, yani normal yaşamımda da, her yaşamımda da çok büyük etkileri olan insanlar. Yani hayatımın, sanatımın değişim noktasıydı diyebilirim. Çok uzun anlatmıyorum. Yani hayal ettiğim ve olmayacağını zannettiğim yerlerde onların desteğiyle sergilerim oldu. Erdoğan abi, Sun ablaya teşekkür ederken hep şunu söylerlerdi bana. Seni Louvre Müzesi'nde, Metropolitan Müzesi'nde göreceğiz diye. Ben de çok uçuk bir ütopya derdim. Erdoğan abinin dediği bir tanesi oldu. Louvre Müzesi'nin Neva Salonu'nda eserlerimi sergilendi. Metropolitan'ı düşünüyoruz. O da okursa gerçekleşirse Erdoğan abinin öngörüsü
Zaten çok güçlüydü. Öngörüleri de, duyguları da, düşünceleri de. Çok zeki iki insandı. Nur Avaç Hocam zaten bambaşka bir insan. Yani benim hayatımda değişim noktaları, millet dediğim tarihler Semih abiyle başlar. Sınavlar Erdoğan abiyle tanışmam. Nur Avaç Hocam'la tanışmam. Hem eğitimime çok büyük katkısı oldu. Bunlar benim yaşamımda sanatımın da gelişmesinde çok etkisi oldu. Sınavlarıyla konuşmalarımızda hep şöyle derdi bana, doğurmadım oğlumsun derdi bana. Evet Sınavlacığım, ben büyüyüp geleyim de yani bebekliğimle uğraşmayın, bezle mamayla uğraşmayın diye büyüyüp geldim ben derdi. Öyle bir takılmamız şey olurdu. Erdoğan abiyle de o zaten sanatın mutfağında olan insandı. Yazdığı kitaplarda filan sanatın mutfağından söz ederdi. Ve çok da sanatçılar tarafından ilgi odağı olurdu o kitaplar. O kitaplarda sanatçılar kendi isimlerini, kendi hakkında yazıları gördüğü zaman da inanılmaz bir referans gibiydi. Fakat işte yani bunları tek tek anlatmama gerek yok. Benim sanat yaşamda bu noktaya gelmemde sınavda kanatlandım derdi. Evet kanadımı siz taktınız derdim. Bu noktaya gelmemde bu üç ismin çok büyük etkisi var. Semih abi, Suna abla, Erdoğan abi, Nur Avaç hocam. Gazanfer abi ayrı bir yerde zaten. Mersin Liseliler Derneği'nin de ilk serginde İstanbul'a ilk defa gidiyorum. Büyük bir korku içindeyim. Nasıl gideceğim? Üç defa kardeşimi durdurdum, arabayı geri çevirdim, vazgeçtim diye. Yani böyle bir heyecanla gittim fakat bambaşka bir ortamda kendim. Tanak Sanat Galerisi'ndeydi, çok önemli bir galeriydi. Selma ablamın dediği gibi bir hafta içinde 33 resimli 29'u gittim. Yani büyük bir olaydı. İstanbul'da hiç bilinmeyen biri geliyor. İsmi daha yeni ortaya çıkıyor. Sanat çevresinde çok büyük ses getirdi. Tabii bana destek veren, sahip çıkan Suna ablaların da gücü de çok önemliydi. Yoksa o kurtlar sofrasında o dönemlerde yerler bitirirlerdi. Şimdi bunlardan söz ettikten sonra bunlar anlatacağım çok konu var. Fakat ben Mersinlilerden şunu bekliyorum. Değerlerine sahip çıksınlar. Hem Mersinlilerden hem de Sunallar'ın ailesinden de çok şey beklentim var. Sunallar'ın Erdoğan abinin isminin yaşatılması lazım. Yani burada 100 kişiyle 5000 kişi, 10.000 kişiyle ansan ne olacak anmasan genç kuşaklara bunların bilinmesi, tanıtılması lazım. Nur Avaç'ı kaç kişi tanıyor? Türk resminin önemli bir ismi. Suna Tanatay'ın onlarca, yüzlerce kitabı var Erdoğan abinin. Ve Mersinler, daha Mersin'i kendinizi tanıyamadan Suna ablanın televizyon programlarında Mersin'i tanımaya başladı. Ve Gazanfer Uğuray çok büyük bir insandı. Gazanfer abinin Mersinlilerin yani genci yaşlısının tanımasını istedi. Bugün 85 yılında Mersin'de sanat ateşini tekrar tutuşturanlardan biriydi Mersin Liseliler Derneği ile beraber. Vahap abinin de çok etkisi var. Ya, bu değerlerimizi bilmemiz lazım. Selma ablam sanata yani rahatsızlığına rağmen çok büyük katkı sağlar. Bir yönünü kimse bilmez. Cebindeki 3 kuruşu 5 kuruşu ile ihtiyacı olanla paylaşan bir insan inanılmaz genç sanatçılara destek veriyor. Ama yanı başımızdaki değerleri de bilemiyoruz biz, bazen fark edemiyoruz. Eleştiriye geldiği zaman eleştiri konusunda üzerimize yok. Onun için Mersinliler olarak, yöneticiler olarak, Mersin yöneticilerini de biraz baskı yaparak veyahut da dosyalar sunarak bunları, bu isimleri yaşatmamız lazım. Nevit Kodallı hocam. Yani isminin büyük bir meydana verilmesi gerekir. Nevit Kodallı hayatının en güzel, en üretimli yerinin yaşamını Mersin'de yaşadı. Yani hiç de ayrılmadı, Mersin'den kopmadı. Mersin'i yaşadı ve yaşattı. Bu isimlerin yaşaması lazım. Bu isimlerin, ne bileyim, İlyas Halil, kaç kişi bilir? Bunların Mersin'de gittiğiniz yerlerde Suna Tanaltay okulu. Nevit Kodallı'ya adı verildi bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Onu ben çok iyi biliyorum. O zaman da valimiz Engin Bey'di. Engin neydi? Şenol Engin. Benim atölyede konuşulmuştu. Ondan sonra Suna abla dedi ki, Ahmet dedi,
Güzel Sanatlar Lisesi açılacak, adını vermek istiyorlar. Bana gelene kadar dedim, hocalarımız vardı, Nur Abaç hocam vardı, Nevit Kodallı, Suna ablayla herhalde Selma abla önermişti. Ve Nevit Kodallı da karar verildi. Çünkü benim ismin oraya verilmesi haksızlıktı o dönemde. Haksızlık değil, Allah uzun ömür versin, yaşıyorsun, o zaman da yaşıyordun. Nevit abi gitmişti. Olsun Selma abla, onlar bizim ustalarımız, ustalarımız. Onlar varken ilk önce onların yaşatılması lazım. Onlar yaşadıkça bizim adımız da yaşar. Böyle düşündük. Ve Nevit Hoca'nın adı verildi. Tabii adının verilmesi Nevit Hoca'ya onar etmek değil. Verilen yer onar ediliyor zaten Nevit Hoca'nın adıyla. Bunlara sahip çıkarsak Sunatan Altay da, Erdoğan abi de, Gazanfer abi de, Nur Abaç hocam da huzur içinde yaparlar yani. Beklentileri olmayabilir. Öyle bir düşünce de hiçbir zaman olmadı. Ama genç kuşaklar bu insanların değerini, yaptıkları işleri nasıl bir katkı sağladılar sadece Mersin'e değil. Yani Türkiye genelinde birçok gence de kol kanat geldi. Ve Sunal'la şöyle bir sözü vardı. Vermeden sevgi vermektir derdi. Çok doğru. Bir şeyi vermeden alamazsınız. Hep vericilerdi. Onlara yani minnetle, şükranla, saygılarımı iletiyorum ve ışıklar içinde, nurlar içinde, huzur içinde uyusunlar. Onlar orada uyurken biz de isimlerini yaşatalım. Arkadaşlar çok konuştuk, gördük sizi biliyorum. Ama buraya gelmeden ablama gittim. Sevgilerinizi götürdüm. Bugün onu hep birlikte anacağımızı, konuşacağımızı, ölmediğini ve hiçbir zaman ölmeyeceğini bildiğimizi söyleyeceğim. Söyledim. Ve bir şiirini okudum. Bir de şarkısını okudum ona. Çok şanslıyız, Hikmet Azar gibi bir hocamız vardı. Çok şanslıyım, Nevit Kodallı benim kitabimdi. İki kitabim daha olduğu halde Nevit Hoca benim canımdı. Kapının önünde oturur, onlar içeride taş plakları izlerken Bach, Mozart, Beethoven. Tek bildiğim türküyü söylerdim. Dönerdim, duydum sesimin ne kadar güzel olduğunu diye. Türkü de şu. Şimdi geçti yoncadan evine gayet beni inceden o. Hiçbir zaman duymadım dediği, duymadın dediğimde de duysam ne olacaktı kızım, babam bırakıyor muydu güzel ki dedi. Hakikaten bırakmıyordum. Ama buna rağmen ben başımı taşlara vurup Nevit abi benim abim diyen bir çocuk olarak çok büyük etkisi var hayatımda. Polifonik Korolar Derneği'ni 30 yıl önce o emekli olup buraya geldiğinde birlikte kurduk. Biz de yemekteydik. Arkadan Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin kurucu başkanı oldum. 12 senede başkanlığını yaptım, duymuşsunuzdur. Ve Türkiye'de 5 büyük festivalden biriyiz. EFA'ya yani Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul etti. Bu hepimiz için çok güzel bir şey. İnşallah biraz da devam edelim. Şimdi ablam yazdı şiiri 16 yaşındaydı. Hikmet Azar Hoca besteledi. Şiirin adı Unutmak. Unutmak güzelleşmişti dilinde. Yorgun sesin ürpertiyordu beni. Kalbimi benden de iyi anlıyordun. Bakışların ruhumla konuşuyor. Emip hem heyecanlarla vuklara dalıyordun. Unutmak, unutmak mümkün mü seni? Senin yanında buldum saadeti. Hasret kokan saçlarının dünyasında. Yalnız gözler ve kalpler konuşurdu. Ellerin özlediğim alevle tutuşurdu. Hayatın şu kısacık rüyasında. Unutmak, unutmak mümkün mü seni?
güzeldi. Yanıyor güzelleşmişti dilinde. Yorgun sesin ürpertiyordu beni. Kalbimi okuyamıyorum. Birine okuttum. Çok hoşuma gitti. Çok kısa. Çok kısa bir şiir. Dün ilk defa hayatımda örgülü saçlarıyla bir kız çocuğu 12-13 yaşlarında otobüste ayağa kalkıp yer verdi bana. Ve ben ilk defa hayatımda bilmeseydim sevdiğini bu kadar üzülürdüm. Yaşlandığıma. Teşekkür ederim. Evet. Çok kıymetliydi, çok güzeldi, çok sevecendi, sevginin anasıydı o, idolümdü, ışıklar içinde uyusun. Dostlarla onu güzel andığımızı düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, çok teşekkür ederim. Lütfen kalkmayın. Bir seremonimiz var. Her zaman olduğu gibi. Ben öncelikle Fatma Öztepe ve Baha Akner kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun emekler veriliyor. Ve bu emekler bu anlamda gerçekten çok kıymetli. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte başta da söylediğim gibi yeni misafirlerimiz var. Ahmet abinin hatırlattığı üzere görev süremiz dolana kadar Nuri Abaç, Gazanfer Uğural ve gerçekten bu kente emek vermiş pek çok büyüğümüzü kulüp bütünselliğinde anmayı planlıyoruz ve bunları inşallah önümüzdeki süreçte çok daha ses getirici şekilde yapacağız. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Alper Bey'i de lütfen yanıma ve Sayın Mersin İsteller Derneği Başkanımızı da yanıma çağırıyorum. Alper Bey buyurun. Yönetim kurulu arkadaşlarım da lütfen yanında olsun. Evet. Alper Bey, siz Fatma Hanım'a lütfen verin. Evet. Alper Bey lütfen Fatma Hanım'a. Evet arkadaşlar, fotoğraf alıyor muyuz? Sıla Hanım lütfen.
Sıla Hanım, Ruhsar Hanım, lütfen. Teşekkür belgesi. Ben de tebrik edeyim sizi. Sağ olun. Haftaya görüşeceğiz. Beraber lütfen fotoğraf verelim. Evet. Ruhsar Hanım. Duygu Hanım nerede? Ülker şöyle geç. Evet. Baha Bey, lütfen buyurun. Üniversiteler Derneği Başkanımız Ülker Hanım size bu emeğinizin karşılığında takdim etsin. Çiçeklerinizi. Evet. Baha Bey. Duygu Hanım nerede? Duygu Hocam. Evet, aldık mı arkadaşlar? Evet, çok teşekkürler. Ben Ahmet abi önünüzde öpmek istiyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Lütfen buyurun, Ülker Hanım'la beraber verelim. Siz lütfen beraber. Yok, şeye gidiyor. Bu da sizin efendim, beraber. Evet, Simi Bey'e buyurun. Duygu Hocam çıktı herhalde. Bu sarı evet. Buyurun. Bunu da kurucu başkanımıza veriyoruz ve yanaklarından ikinci öpüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, bir bakalım başkanım. Başkanım, karşıya bir bakabilir miyiz? Sizden sonra büyük olur şu anda. Evet. Tamam, başkanım. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yönetim ve değerli misafirlerimizle birlikte fotoğraf çekiliyoruz. Buyurun. Önce biz bir şekilleri. Önce bir şekilleri. Evet. Efendim buyurun. Ruhsar Hanım, Sevgili Başkanımızı şöyle alabiliriz. Sonra hep birlikte çekileceğiz. Evet, gel hadi. Alper Bey lütfen buyurun. Alper Bey, Ruhsar Hanım. Gelin, gelin şöyle yapmasa. Böyle de çekeceğiz. Böyle de çekeceğiz. Böyle de çekeceğiz. Evet, kime bakıyoruz arkadaşlar? Sinan Hanım'a. Sinan Hanım'a önce bakıyoruz. Şimdi kızımıza Emre'ye bakıyoruz. Beni boydan al sen. Soydan mı? Beni elinden. Evet. Beni saçlarımdan. Umut Yer internet gazetecimde yayınlaştık. Şimdi hep beraber lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Ben de şöyle kare asıl önünde durayım. Estağfurullah.